Kripto para piyasası Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde çakıldı. Kripto para piyasasında işlem hacmi son dönemde Fed'in şahinleşme süreciyle azalmış, zaman zaman yükselme çabası sınırlı kalmıştı. Uzmanlar kripto paraların açıklanan veriler ve yapılan açıklamalara aşırı duyarlı olması nedeniyle kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini sık sık vurguluyor. Bitcoin ve kripto paralar için deprem. Fed tutanaklarının yayınlanmasının ardından 42.500 dolar düzeyine kadar çekilen Bitcoin, zaman zaman toparlanma emareleri gösterse de yükselişler sınırlı kaldı. Dün akşam saatlerinde 43.500 dolar bandında seyreden Bitcoin, özellikle gece yarısından sonra sert düşüş göstererek %12'nin üzerinde değer kaybına uğradı ve bu sabah 38.220 dolara kadar çekildi. Bitcoin ve kripto paralar teknik olarak ayı piyasasında. 2021 yılının ikinci yarısında yakaladığı yükseliş trendi ile 10 Kasım tarihinde 69.000 dolar düzeyinde tarihi zirvesini gören Bitcoin, bu seviyenin görülmesinin ardından gevşedi. Önce 60.000 dolar bandında tutunma mücadelesi veren Bitcoin bu psikolojik bantta tutunamadı. Daha sonra 55.000 dolarında altını görerek Aralık ayının başında teknik olarak ayı piyasasına girdi. Bitcoin, BTC neden düştü? Dünya merkez bankaların öncüsü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Fed 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi, FONK, toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar, faiz artışının piyasa beklentisinden daha erken olabileceğini gösterdi. Faiz artışının beklenenden erken olabileceği durumu piyasalarda likiditenin azalacağı algısı yaratarak, zaten aşırı oynak olan kripto paralar ve Bitcoin'de düşüşü tetikleyen önemli etmenlerden birisi oldu. Fed tutanaklarıyla 42.500 dolar bandına kadar gerileyen Bitcoin'de zaman zaman tepki alımları görülmeye çalışsa da yükselişler sınırlı kaldı. Son olarak enflasyon ve enflasyon beklentilerinin kötüleşmesi sonucu Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen'den dikkat çeken enflasyon açıklaması geldi. Yellen, Fed'in enflasyonu %2 bandına çekeceğine inandığını belirterek, enflasyon, aralarında benim de olduğum ekonomistlerin çoğunun beklediğinden daha fazla yükseldi. Elbette bizim Fed ile birlikte sorumluluğumuz bunu düzeltmek, diye konuştu. Bu açıklama sonrası Bitcoin, salgın döneminde uygulanan ultra gevşek para politikalarından dönüşün daha sert olabileceği algısıyla giderek gevşedi. Bir yandan, düşüşte daha önce kripto paralar konusunda katı bir tutum sergilemeyen Rusya Merkez Bankası'nın kripto para madenciliği yasaklansın önerisinin de etkili olduğu piyasalarda konuşuluyor. Kripto paralardaki düşüşün Fed yönlü olduğunu doğrulayan bir diğer etmen de, kripto paralar ile doğru korelasyonu bilinen Amerika Birleşik Devletleri Teknoloji Endeksi Nasdaq.